Selamünaleyküm dostlar. 4 dakikada 4 kitap videosunun ikinci videosuna geçmiş bulunmaktayız. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Belli aksaklıklar oldu. Şimdi bugün şu kitaplarımı göstereyim. 4 kitap. Bunları görüyor. Görüyor değil mi? Görüyor. 4 kitabı anlatacağım. Dakikamızı tutmaya şimdi başlayabiliriz. Hadi başlayalım. İlk kitabımız İslam'da Siyasi Anlaşma kitabı, Münir Gatman'ın kitabı. Eski bir kitap olmasının sebebi de babamdan kalan yadigar kitaplar olduğu için böyle biraz eski oldu. Yeni kitabı basıldı mı bilmiyorum. Burada İslam'da siyasi anlaşmanın hangi koşullarda olabilir? Efendim, kimlerle siyasi anlaşmaya girilebilir? Buna çok durmuş ve bence gerekli. Çünkü devletlerimiz arasında bir sürü siyasi anlaşmalar var. Gerçi ne kadarı İslam'a göre yapıldığına bakıyoruz da o ayrı bir mevzu. Birinci akabibiyatı ve ikinci akabibiyatından yola çıkarılarak çıkarımlar yapmış Münir Gatman. Gayet güzel bir kitap. Çünkü böyle madde madde yazmış bazı yerlerini. Gayet ideal, yerinde bir kitap. Diyeyim ve sıradaki kitabımıza geçelim. Bu arada kitabın sayfası da 112 sayfa. Küçük yani, hemen bitirebilirsiniz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatının kitabı, biyografi kitabı Mehmet Cemal yazmış. Kitap üzerinde değil de bu hocamızın, Ebu Hanife'nin hayatını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğumuzun mezhebi onun yolunda, yani en azından onun mezhebine uyuyoruz. Madem onun mezhebine uyuyoruz, kime uyuduğumuzu bence bilmemiz gerekir. Çünkü Emevi devletinde 50 yıl yaşamış, 20 yılda Abbasi devletinde yaşamış ve birçok işkence görmüş her iki devletten de. Zaten işkenceler sonucu rahatsızlıklarıyla vefat ediyor. Asıl ismi Numan bin Sabit'tir. İlginç bir hayat, fıkıhı nasıl tercih ettiğini üzerinde de duruyor. Mesela fıkıh hangi yolla başvurmuş, kelam ilminden sonra mı geçmiş, işte onlara biraz başvuruyor. Nasıl, neden fıkıhı tercih ettiğini konuşuyor. Diyeyim ve geçeyim, bu kitabı da tavsiye ediyorum. Sıradaki kitap Dirilt Kalbini, Numan Ali Han'ın kitabı. Bu kitap hayatın püf noktalarına değiniyor. Yani olması gerekenler, efendime söyleyeyim, nasıl yapılması gerekir ve farklı bakış açısıyla yaklaşıyor. Numan Hoca'nın, eğer videolarını izlediyseniz, farklı bir şey var, bakış açısı var. Ben dua kısmına çok etkilendim burada. Dua etmeyi gerçekten bilmiyormuşuz. Dua nasıl edilir? Dua bir sipariş değildir. Bunun üzerine güzel bir değinmiş. Hocamız Allah razı olsun, çok da güzel yazdığını düşünüyorum. Ben gerçekten beni etkileyen bir kitap. Ve kaç sayfa? 222 sayfa. Çok da değil. Yani belki bazı için çoktur ama 222 sayfa gerçekten akıyor. Benim için aktı yani, bilmiyorum. Bazı notlarım var burada aldığım. Güzel bir kitap. Size tavsiye ediyorum. Bunu gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Diyeyim ve sıradaki kitabımıza geçelim. Sıradaki kitabımız Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabı. Bu kitap derleme kitabı. Yani Nurettin Topçu'nun dergilere, makalelere yazdığı kitapları toplanılmış, bir araya getirilmiş ve Büyük Fetih başlığı altında yazılmış. Burada yeni Fatih Sultan Mehmetlilerin nasıl olması gerektiğini, Fatih Sultan Mehmet'in çok vurgu yapıyor. Oradan çok örnek veriyor tabii, Büyük Fetih olduğu için. Tekrardan Konstantinopolis'i fethetmek gibi düşünün. Yani günümüzün çok kötü şartları olduğunu söylüyor. Bunları nasıl değiştirebiliriz'e değiniyor. Onun dışında Nurettin Hoca'nın bir de kişiliğinden biraz bir noktaya değineyim. Çünkü Nurettin Hoca bir gün, zaten kendisi öğretmendir. O müdürü diyor ki bir öğrencisinin puanını yükseltmesini istiyor. Haksız yere. Nurettin Hoca da diyor kabul etmem. Böyle bir şey yapmam. Haksız yere kimseye puan vermem. Diye bir okuldan sonra böyle bir kişi. Ve hareketli bir adam anladığım kadarıyla. Yazılarında böyle bir heyecan var. Aynı zamanda felsefi bir adamdır. Onu da belirteyim. Kaç sayfa kitap? Sayfa, kitabın sayfası da 118 sayfa. Burada da biraz felsefi yaklaşımlar olduğu için belki sıkılabilirsiniz ama güzel bir kitap. Güzel yerlere değiniyor. Diyeyim ve burada konuşmamı bitireyim. Bugün 4 kitabımı tanıtmış oldum. Allah'ın izniyle bir dahakine, yine 4 hafta sonra yine tanıtacağım. Diyeyim ve Allah'a emanet olun ve selam.